Danıştay 3. dairesi değil mi arkadaşlar? Danıştay 3. dairesi yanlış hatırlamıyorsam. Sirkeci ve Haydarpaşa Gar 13. daireymiş pardon. Sirkeci ve Haydarpaşa Gar ihalesini iptal etti. Şimdi arada bakma fırsatı da buldum bunun ayrıntılarına. Şöyle bir şey vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri. Şimdi çok sığmayacağı için ben onu İBB diye kısalttırdım arkadaşlara. Onlar da girmişlerdi ihaleye. Evet. Dediler ki ya biz Büyükşehir Belediyesi iştirakiyiz yani Büyükşehir Belediyesi'yiz. Onlar dolayısıyla şehrin en önemli iki garıyla ilgili ihalede bizim de mutlaka olmamız lazım. Ve biz bu ihaleyi de kazanacağımıza güveniyoruz demişlerdi. Aa bir baktık ki elendiler ihaleden. Bunun üzerine Danıştay'a başvurdu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kazandı. Danıştay dedi ki hukuka aykırıdır. Elenmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinin elenmesi hukuka aykırıdır. Hadi bakalım yeniden ihale dedi. Çok güzel. Buna herhalde en çok... Ankara'da hala hakimler var. Ankara'da hakimler var. En çok da tabii Başkan Ekrem İmamoğlu sevinecek. Hasta yatağında sevinmiştir. Hasta yatağında. Evet yeri gelmişken bir geçmiş olsun geçmiş diyelim olsun mi? Geçmiş olsun diyelim tabii ona ve bütün İmamoğlu'na. Hastalara. İmamoğlu hastanede çünkü korona pozitif çıktı. Fakat İmamoğlu bilenler bilir zaten o kadar pozitiftir ki Covid-19'u korona pozitifi atlatacaktır elbette. Zaten bu görüntüyü hastaneden paylaştı basın danışmanı ve baş danışmanı İmamoğlu Murat Ongur. Başkanın durumunun da gayet iyi olduğunu söyledi. Geçmiş olsun İmamoğlu'na. Çok kısa zamanda aramıza döneceğini umut ediyoruz. Bu arada hani herkes çevresinde yaptırıyor teması olanlar. İmamoğlu ailesi, eşi ve çocuklarında negatif çıkmış. Murat Ongun kendisi için de keza negatif olduğunu söyledi. Ama ne olur sizler de dikkat edin. Çünkü koronada mesele, biraz bunu konuşalım. Bizim vatandaş olarak haklarımız ne? Yükümlülüklerimiz, haklarımız ne? Onu konuşalım. Bakın koronada günlük tablolar her gün bize vaka sayılarının arttığını söylüyor. Daha doğrusu pardon hasta sayılarının. Çünkü vakaları hepsi... Başka, haksız hasta evet, başka. Hasta sayısı 2017. Şimdi Bakan Koca dedi ki zaten ta ne zaman. Belirti göstermiyorsa biz onu hasta saymıyoruz dedi. Korona pozitif mi? Pozitif ama belirti yok mu? Yok. Dolayısıyla bize ne, bize ne, bana ne, bana ne? Biz onu hasta saymıyoruz dedi. Hasta sayısı ama yeterince zaten artışıyla dikkat çekiyor. Dahası ağır hasta sayımız artıyor dedi. Bu önemli dedi. Çok önemli. Dün itibariyle 72 kişi de hayatını kaybetti maalesef. Şimdi bakın sosyal medyada feryadını, isyanını duyurmaya çalışan bir aile gelecek ekrana. İsimleri bende saklı. Ama onlar zaten kendi isimleri saklamamışlar. Olsun ben gene de vermedim. Merak eden olursa, arayan olursa söylerim. Bir isyan dediğim gibi, hadi ben gene bir şey söylemeyeyim, görüntü anlatsın kendisi. Adamın nabız 150. Tansiyon 16. 16'ya 10. Ateş zaten 40. Bize ambulans gelecek. 3'tür arıyoruz. Kaç günlerdir bu adam böyle yatırmıyorlar da ambulans da gelmiyor. Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Nerede yani? Ölüme mi terk ettiler insanları bunlar? Çoğaltsınlar ambulansı, çoğaltsınlar. Hastaneleri çoğalttılar da ne oldu? Kim yatıyor bu hastanelerde? Zenginler mi yatıyor? Fakirlerin canı mı çıksın? Şimdi bu duygunun uyanması bile çok kötü bir şey. Hani az önce söyledim ya Berat Bey, vay işte güven endeksi şöyle böyle. Zaten patikalarda ilerleyişimizi, zirveye tırmanışımızı sürdürüyoruz diye gene masal masal matitas bir şeyler anlatmış. Doların 8 lira olduğu bir günde. İşte altta da zaten ekranı görüyorsunuz 8,
0.0305 gidiyor. 8'in üstünde gidiyor ama dolar. Güvenin böyle yerle yeksan olması zaten çok fena bir şey. Hele pandemi döneminde. Öyle Alpago, hem bir anne olarak insanın hani bütün sinir uçları açıktır ya böyle durumlarda. Aynen. Oğlunuz İzmir'de galiba değil mi? Biri İstanbul'da, biri İzmir'de. Ve üstelik de iki riskli şehir. İstanbul'da, İzmir'de. Ve torunlarım tabii. Ve torunlar, ay yavrular. Şimdi hem anne olarak hem de bu devlet ne yapmalıdan hareketle bir anlatır mısınız peki, pandemi meselesini? Peki. Şimdi evvela bir İstanbul'da yaşayan vatandaş olarak Sağlık Bakanı'na büyük bir sitemimi ifade etmek isterim. Bu da şudur. Madem ki rastlanan korona vakalarının %40'ı İstanbul'da yaşanıyor, yani İstanbul bu konuda en başat şehir, öyleyse İstanbul'da yapılan korona ile ilgili bu kadar yaygın görülen hastalıkla ilgili toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl davet edilmez? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı buraya da seçimle bu koltuğa geldi. Yani birçok kişi gibi atamalı değil orada. İstanbulluların oylarıyla geldi. Hatta önce verilmedi mazbatası, verilen alındı. Arkadan 800 bin kadar büyük bir oy farkıyla böyle yüzlerine vura vura bu tabloyu böyle geldi, seçilerek geldi. 800 bin oy farkla gelmeyip de 8 bin oy farkla bile gelse aynı şey. Tabii. Bu şehrin belediye başkanı. Doğumdan ölüme kadar her başımız sıkıştığında ilk başvurduğumuz yer. Değil mi belediye? Tabii. Peki böyle bir yerde bu hastalığın bir eş güdüm içinde çalışılması, kontrolü, tedavisi ve derman bulunması yolunda bütün kurum başkanları çağrılıyor da eğer Büyükşehir Belediye Başkanı çağrılmıyorsa bu çok büyük bir ayıptır. Bu millet iradesini de hiçe saymaktır. Milletin iradesiyle seçildi o belediye başkanı. Lafa gelince milli irade, milli irade diyoruz. Bu milli irade nerede? Burada her hasta olan yurttaş, her vefat eden yurttaşla ilgili ilk koşan belediyelerdir. Bir kere buradaki bu hiç adaletli bulmadığım, haksız bulduğum, çok ayıpladığım bir uygulamanın bu yanını ifade etmek istiyorum. İkincisi, biz devletimize güvenmek zorundayız. Ama biz güvenmiyoruz. Bakın ne işsizlik sayılarında güveniyoruz, ne enflasyonda güveniyoruz, ne satın alma parametrelerindeki rakamlara güveniyoruz. Bir insanın güvenmeme noktasına gelmesi çok büyük bir kayıp. Koronada da güvenmiyoruz. Test sayısına güvenmiyoruz. Hasta sayısına güvenmiyoruz. Vefat sayısına güvenmiyoruz. Vakayla hasta farklıdır gibi bir anlayışı kabul edemiyoruz. Biz güven duymuyorsak zaten o noktada baştan bir dağılma başlamış demektir. Bizim yapmamız gerekenler habire bize hatırlatılıyor. İşte mesafe, temizlik ve maske. Tamam, sonrası ne olacak? Bakın kadın orada feryat ediyor. Evet. Hala ambulans gelmedi evet. diye feryat Günlerdir ediyor. Günlerdir adam söylüyor 40 derece ateşte yatıyor. Ve nerede bu devlet diye bağırıyor. O çok haklı. Yani sosyal devlet, insan haklarından, insan hayatından, insan sağlığından sorumlu olan devlet... O kadına öyle bağırtmaz orada.